Neyse ki her şeyi eski haline döndürdük. Merak etme hayatım. Bu sihirin mağdurları yaşadıkları bu tatsız olayları hatırlamayacaklar artık. Evet, üçü de Suzan'la Sadık sanki birbirine hiç aşık olmamış gibi devam edecekler. Ama ben sihrin etkisiyle bile olsa Suzan Hanım'a karşı duyduğum şüpheyi içimden kolay kolay atamayacağım. Ah benim güzel Betüş'üm, tatlı kızım. Bu yaşadıkların gerçek olmasa bile sana acı veriyor biliyorum. İster misin hafızandan bütün olup biteni sileyim ha? Hayır hayır. Olan biten her şeyi hatırlamak istiyorum. Yoksa annemle Eda'ya ceza verirken çok insaflı davranırım. Kıyamam onlara. Ne ceza vereceğim? Gelin de siz de görün. Sadık'la evlendiğimizden beri bize yapmadığınız sihir kalmadı. Sizin gibi ablayla anne fanilerde bile yok. Siz ne biçim perisiniz ha? Hiç utanmıyor musunuz kendinizden? Ne olur affet bizi kızım. Ablanla ben sen yuvamıza, şatomuza dönesin diye yaptık bütün bunları. Evet, gerçekten öyle. Hem evlenmeden önceki odanı da temizledik. Gıcır gıcır oldu vallahi. Bize ceza vermeyeceksin değil mi? Size öyle bir ceza vereceğim ki hayatınızın sonuna kadar unutamayacaksınız. Ne cezası vereceksin peki? Sizi 4 kişilik muhteşem bir dünya turuna yollayacağım. Ah, dünya turu mu, ne güzel. Kim kim? Babam. Anneciğim sen. Ablacığım sen. Ve Umur Bey. Bize ne yaptın? Dördünüz el ele verip bütün dünyayı gezin bakalım. Ben de ailemle siz dönünceye kadar mutlu mutlu yaşarım. Ay şunlara bak. Şunlara bak, hepsi 7 cücelere döndüler. Burası neresi? Betüş, Dudu, bize neler oluyor? Niye Betüş büyük, biz küçük? Anneciğim, bu işi bir tek sen temizlersin. Baba hepsine göz kulak ol, olur mu? Merak etme Betüş. Başta Umur Bey olmak üzere ben hepsinin hakkından gelirim. Hadi Feryan teyze, onları yolculayalım bakalım. Güle güle. Size sütlü bir kahve, size de bir kola. Hemen getiriyorum. Siparişleriniz geldi. Buyurun. Teşekkürler. Afiyet olsun. Aa, Ceren, hoş geldin. Senin ne işin var bu saatte burada? Cem yok mu? Okul çıkışı Tuğçe ile bize gittiler. Birlikte ders çalışacaklarmış. Bak bak bak. Sen de onlar evde baş başa kalsınlar diye kafeye geldin, öyle mi? Hayret. Cem senin tek başına buraya gelmene nasıl izin verdi? Şey, aslında zor izin aldım. Ama yalnız gelmedim. Ceren, bence senin benden sakladığın bir şey var. Söylemeyecek misin Betüş'e? Eğer ben büyüyene kadar babama söylemezsen, Cem ağzından kaçırmazsa seni erkek arkadaşımla tanıştıracağım. Ne? Tabii tanıştırabilirsin. Gelebilirsin. Aa, Berkcan hoş geldin. Hoş bulduk. Ceren, bence Berkcan çok tatlı, çok efendi biri. Merak etmeyin, bu sır saklanmaya değer. Suzan, niye dün akşamdan beri periler periler diye sayıklıyor anlamadım. Nerede şu durum? Bakalım gerçek dışı neler görüyormuşum da beni boşayacakmış, anlayalım bakalım. Of! Yani ne kadar yorucu bir gündü. Umur Bey öğleden sonra bir kayboldu. Bütün işler bana kaldı kardeşim. Arıyorum arıyorum yok. Arıyorum arıyorum yok. Of. Aa, bana bak. Annenlerle falan olmasın. Bilemiyorum hayatım. Şu anda beni sadece bizim ne kadar mutlu bir aile olduğumuz ilgilendiriyor. Ona bak.
Hadi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.